22 yıl evvel Herbalife'la tanıştım. Dün burada olanlar benim Herbalife hikayemi duymuştur herhalde. Bilmiyorum, acaba herkes burada mıydı dün? Yani kısaca bir anlatayım mı nasıl Herbalife oldu? Çünkü Herbalife başlayan herkesin bir hatırası vardır Herbalife'la, askerlik gibi. Anlat anlat, yıllarca anlatırız. Çünkü diyorlar, nasıl oldu bu iş? Nasıl bu kadar büyük paralar, nasıl bu kadar sağlıklısın hala? Yıllar geçti halde, nedir bu işin sırrı diye tabii insanlar devamlı soruyorlar. Dün burada olanlar var mı? Elini kaldırsın lütfen. Herkes biliyor benim aşağı yukarı nasıl bir Herbalife olduğumu. Tabii bizim zamanımızda, inanmazsınız, şimdi bu teknoloji, networkler, internetler yoktu. Yani ben 1984 yılında Herbalife'la tanıştığım zaman bütün bu imkanlarımız çok kısıtlıydı. Mark Hughes, Allah rahmet eylesin, gerçekten muhteşem bir insandı. Benim de yakın dostluğum oldu kendisiyle. Ben John Tardol, benim üstüm. Benim altımda Alan Lorenz. Yani Alan Lorenz, Alan Lorenz, Alan Lorenz'i duymuştur herhalde. Alan Lorenz'in geçen yılki sadece faktöriden aldığı bonus $1 milyon. Ve aynı da 450-500 bin dolar yakın para kazanıyor. Benim outline'ım, Alan Lorenz, ikinci line'ım. Şimdi ben size tabii çok uzun bir yıl bu, 22 yıl. Ben yani 22 yıl evvel başladığım zaman, şimdi President Team'de aday arkadaşlarımız var, onlar 9 yaş, 7 yaşındaymış. Yani gerçekten inanamıyorum, Herbalife'ın Türkiye'ye gelmesi ve gerçekten inanılmaz bir hızla Türkiye'de gelişmesi. Keşke rahmetli yaşasaydı da aramızda olsaydı ve bu muhteşem topluluğu, bu Herbalife'ın nasıl dünyaya yayıldığını görseydi çok mutlu olurdu herhalde. Ama biliyordu, hep söylerdi zaten. Gün gelecek Salih diyordu bana. Bütün dünya bu Herbalife'ı tanıyacak ve insanlar bu üründen dolayı bizlere teşekkür edecek diyordu. Gerçekleşti bu. Allah nur içinde yatsın. Misyonunu tamamladı. Bize muhteşem bir ürün bıraktı dünyaya. Sağlıklı yaşam bıraktı. Her şeyin üstünde olan bir şey insanın sağlıklı yaşamasıdır. Para falan hepsi sonradan kazanılacak şeyler ama sağlığı kazanmak, sonradan hastanelere vereceğimiz paraları düşünürsek, belki yemek tarzımız değil ülke olarak. Çünkü biz ağız tadına alışmış bir toplumuz. İşte ekmeğimizi, yemeğimizi suyuna batırmak, işte tandırımızdan vazgeçemeyiz. Ne bileyim, kuru fasulyemizde, bunların hepsini yemekte hiçbir mahsuru yok Herbalife'ı kullanırken. Herbalife'ı Türkiye'ye soktuğumuz zaman bilen bilmeyen zannettiler ki bu böyle bir hani işte perakende işi, işte elimize geleni satarız falan diye böyle abuk sabuk insanlar girdi. İşsiz insan tabii Türkiye'de çok. Dolaylı olarak zannettiler ki bir kar, bu kar değil. Bu bir kere yapacağımız şu, biraz evvel söylediği gibi Herbalife gibi firmanın rozetini takmaktan bir kere iftihar edeceksiniz. Herbalife bugün dünyanın 62 ülkesinde 40 milyon üstünde kullanan ve 3 milyar doların üstünde bir turnover, bir satışı olan bir firmayız. Biz öyle uyduruk bir firma değiliz. Herbalife kişisel birbirleriyle dokunmadır, yani bir doktor gibi. Şimdi eczanede satardık bunu değil mi Herbalife? Niye eczanede satmıyoruz? Çünkü eczacı sattığı zaman senden ilgilenmeyecek. Ama sen görevin olarak, Herbalife kullanan bir insan olarak açacaksın 3 gün sonra, 4 gün sonra. Nedir? Ne yapıyorsun? Nasıl? Verdin mi kilo? Herhangi bir problemin var mı? Kendini biraz yorgun mu hissediyorsun? Çünkü bizim şu an elimizde inanılmayacak kadar ürünlerimiz çıkmış durumda. Takviyeli, kendine vitaminlerini verip enerji verebilecek bütün vitaminlerimiz var. Bunlar tabii biz başlangıçta bunlarımız yoktu. Yani benim söylediğim tarihlerde. Ve biz çağın gerisinde kalmadığımız için önümüzde 70'in üstünde bir ürün var. Dünyada. Yavaş yavaş da Türkiye'ye giriyor bütün bu ürünler. Dolaylı olarak önümüzde hiçbir firma dayanamaz, kalamaz. Çünkü bizim ürünlerimiz kendini satan bir ürün var elimizde. Kendi kendini satan bir ürünümüz var. Bu ürünü kullanıp da eğer faydasını görmeyen bir insan ben daha görmedim bugüne kadar. Ama biraz evvel dedikleri gibi insanlar işte ay ben bunu deneyemem, şunu deneyemem falan filan diyor. Hiç önemli değil. Böyle bir şey kimseye ihtiyacımız yok. Çünkü Türkiye'de artık insanlar çağdaşlaşıyor. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu, yemekler daha önemli olduğunu, çünkü hastane masrafının karşısında hastanelerdeki kuyruklarda beklemenin ne kadar zor olduğunu bildiği için insanlar sağlıklı yaşamak mecburiyetinde olduğunu artık anlamış durumda ülkemizde de. Sağlık çünkü birinci problem.
Eğer bir hastanenin kapılarında beklemenin ne demek olduğunu ailenize götürenler vardır herhalde, bilirler. Allah kimseyi düşürmesin hastane kuyruklarına. Değil mi efendim? Kesinlikle. Dolaylı olarak sağlıklı yaşamak birinci prensip yaşamımızda. Bir de bunun inanılmayacak bir marketin imkanı var. Bu marketin işte beni buraya çıkarmak zorunluluğunda bırakıyor. Şöyle ki ülkem, yani ben milyon dolarların üstünde para kazanmış durumdayım Herbalife'den. Dediğim gibi altındaki Alan Lorenz benim yaşam tarzımı değiştirdi. Ben bu işe para kazanmak için girmemiştim. Kendi sağlığım için girmiştim. Fakat olaylar ister istemez paylaşıyorsun. Çünkü ürün güzel olunca ne oluyor? Ailenle konuşuyorsun. Arkadaşlarının dikkatini çekiyor. Ne oldu ya? Enerjin yükseldi senin. Daha uzun yüzüyorsun. Koşuyorsun. Daha fazla koşuyorsun. Bunlar ister istemez insanlarla paylaşmak ihtiyacını hissediyorsun. Nasıl evine giderken bir kilo çilek alıyorsun. Evdekilerle paylaşmak istiyorsun. İster istemez bunu bir sorumluluk haline getiriyor. Herbalife farkına varmadan kendini sorumluluk haline getiriyor. Başkalarıyla paylaşmak mecburiyetinde hissettiriyorsun. Çünkü güzel bir şey, insan ilk başta ailesiyle, arkadaşlarıyla, dostlarıyla paylaşmak istiyor. Herbalife bunu sana kullanmaya başladığın zaman hazır bir şekilde veriyor eline. Dolaylı olarak haksızlık yapmamamız lazım Herbalife'a. Herbalife'ı bütün insanlarımıza versek, herkes sağlıklı bir yaş. Türkiye'de yaş ortalaması 65. Tabii ki ömür Tanrı'nın insanoğluna verdiği bir şeydir. Bunun karşısına geçemeyiz ama mühim olan sağlıklı yaşamak. Bu imkanı vermiş bize Herbalife. Onun için Herbalife'ı dediğim gibi çok önemli bir firmayız. 3,5 milyar doların üstünde satış yapıyoruz. Şu anda gelecek olan bazı ürünlerimiz var. Bizim ürünlerimizi NASA kullanıyor. Yani ürünlerin faydaları hakkında sizle konuşacak değil mi? Ben kendimden belli oluyor. Ben geçen yüzyılın ortalarında doğmuştum. Herkes diyor ki ya nasıl böyle hala enerjiksin Herbalife. Bu iş dalı biliyorsunuz inanılmaz bir teknolojiyle devamlı yeni ürünler, yeni işte zayıflama besleyici şeyler çıkıyor devamlı. Ama bakın Herbalife hiçbir zaman çağın gerisinde kalmadı. Yani 25 yaşında genç bir delikanlıyız. Fırtınaları atlattık. Ve şimdi artık alabildiğine sonuna kadar gidebilecek ve bütün dünyaya yayılmış durumdayız, daha da büyük boyutlara gelecek bir şey, üründür bu. Çünkü sağlıklı yaşamak buradan geçiyor ve insanlara ilk başta paradan evvel ne veriyoruz biliyor musunuz? Sağlık veriyoruz. Zeynep Hanım'ın gelip de Herbalife sağ ol demesi kadar beni onurlu edecek, beni gururlandıracak hiçbir şey yok. Fırtınaları atlatıldı. Biliyorsunuz Herbalife için çok dedikodular yapıldı. Herbalife'ı kötülediler. Dünyanın her yerinde bunlarla karşılaştık. Bu treni kaçırmayın. Bakın size söylüyorum. Benim bundan evvel 4-5 sene evvel söylediğim arkadaşlarım var. Dedim bu Herbalife'a gelin. Herbalife olun. Şudur budur. Sonra 5-6 sene Herbalife oldular. Ve olmadıklarına tabii ki çok pişman oldular. Çünkü şimdi olsalardı, o zaman olsalardı belki herkesin biraz evvel dedikleri gibi 30-35 milyar lira para kazanıyorlardı. Ama her şeyin bir zamanı vardır. Şimdi zaman Herbalife zamanı.